Senin böyle konuşacağım konular olacak. Birlikte bunları geliştireceğiz. Yani özellikle sormak istediğim şey aslında hani böyle şey diyorlar ya, sallayarak yok, bu yasak. Merhaba. Merhaba. Bebeğimin yanına oturacağım. Ben bebeğimin yanına oturacağım. Burada tatlıyım. Küçük küçük. Biraz damla çikolatam var. Benim çikolatam büyümüş mü? Büyümüş mü? Şunun gözlerinin rengine bak hele. İnşallah kahveye dönmez hele. Dönecek mi acaba? Ela olur belki. Bir şey diyeyim, gözleri değişmiş birazcık. Açılmış rengi. Kahve mi olacak ya? Hayır be. Hiç şu an yeşil gibi durmuyor. Şeyi anlatayım. Aşkım görün. Şuraya gel ya. Böyle bu ne, yüzümün yarısı tamam. Görünüyor. Şuşku şuşku. Ben şöyle yapsam. Ha, güzel. Nice. Şeyi anlatmak istiyordum. Neden Adana'ya taşındık diye bir video yapmıştık ya. Akıl kârı değil. Yok lan niye? İşte ne güzel. Çok sıcak. Evet sıcak. Ondan sonraki kısmı anlatmadık. Hani buraya gelişimiz, ev bulmak. Evi bulduktan sonra ha tamam artık buraya taşınabiliriz dememiz bilmem ne falan. Evlere bakmaya başladığımızda o zamanlar bizde araç yoktu. Mecbur babamla beraber çıkmak zorunda kaldık bu yola. Seda'nın babası da birazcık böyle sabırsız. Evet. Sabırsız. Zaten çabuk. Hatta şey yapmış ya, şu an oturdukları evi kendisi almış ya, evi bize nasıl aldığını anlatmıştı. Şöyle tur atayım bari onun durması için. Tamam. Kemerine tak. Seda'nın babası evi nasıl aldığını anlatmıştı. Gitmiş, evin kapısından içeriye bakmış, demiş tamam alıyorum. Ama yani odaları ama gezmemiş. Biz İstanbul'dayken Adana'daki kiralık ilanlarına baktık. Böyle büyük büyük kocaman evler, dev gibi balkonlar. Biz ve şey, fiyatları inanılmaz ucuz. Yani 1200, 1300'e en aşağı 120 metrekareden daha büyük 3 artı 1 evler bulabiliyorduk ilanlarda. Gördük onları. Dedik tamam bir gelelim bakalım. Bulamazsak tekrardan İstanbul'u değerlendiririz diye düşünmüştük. İstanbul'da tekrar ev arayışına devam ederiz aynen dedik yani. Aslında. Hem böyle bir gelelim Seda'nın ailesini görelim. Bayağı da görmemiştik diye bizimkileri yani. Bir plan yapmıştık. Geldik ilk gün evlere bakacağız. Biz o İstanbul'dayken internetten baktığımız ilanları buradayken bulamadık. Hiçbir ilan yok. Yok hepsini ilanlar yani biri bize şaka yapmış gibi tamam mı? Ondan sonra bir iki emlakçıya uğradık. Yani Seda'nın babası götürüyor bizi şeyle, arabayla. Bir tane eve girdik. Bence fena değildi ama diğer apartmanlara çok yakındı. Seda o yüzden o evi istemedi. Ya pencereden böyle adamla yüz yüze geliyordum. Çok yakındı. Seda'nın babası sinirlendi. Siz de hiçbir şey beğenmiyorsunuz. Tutun burayı işte falan. Dakika bir. Daha birinci ev. Ondan sonra bir tane daha eve girdik. Evin yapısı çok şeydi. Piramit gibiydi ev. Piramit böyle değişik üçgen. Labirent bir gibi böyle iç içe giriyordu. Üçgen şeklinde bir apartmanın içindeki üçgen şeklinde bir daireyi düşün. Öyle bir şeydi. O da çok hoşumuza gitmedi. Dedik ama başka ev bir çok merkezi bir yerdeydi. Ha, böyle yeri güzeldi de. Her yeri görüyordun falan böyle ama çok saçma bir iç şey vardı yani. İçine nasıl yerleşecektik hiçbir fikrim yok. Salonu daire şeklinde falandı. Ondan sonra bir emlakçıya daha uğrayalım dedik. Seda'nın babası bizi arabayla bıraktı ve gitti. Dedik ki ben uğraşamam sizinle. Ben sizinle uğraşamam, siz hiçbir şey beğenmiyorsunuz. Dedi gitti. Biz abi o sıcakta bütün gün yürüdük. Bebeğim. Yavrum. Bir de yani İstanbul'a geliş günümüz 1 Ağustos. En sıcak günleri. Adana'ya gelişimiz. Pardon, Adana'ya gelişimizin. Ya Adana'nın en sıcak günleri. Biz o gün birkaç emlakçıya daha gittik, baktık. Ve biz pek ev bulamadık. Ve pek bir şey bulamadık. Böyle yüzümüz, moralimiz bozuldu. Lan bu ilanlar nereye gitti diye böyle iç karartıcı oldu bizim için bayağı. İşin tuhafı bir de yani Adana'nın en boş olduğu zamanlar yani evet. Sokakta yürüyorsun kimse yok, insanlar yazın genellikle buradan sıcaktan kaçmak için yaylalara falan gidiyorlar ve göçebe hayat yani yaşıyor. Adana nüfusunun üçte biri bir yerleri dağılıyor, merkez bomboş, boş sıcak yollarda gezdik bayağı bulamadık bir şey. İlk gün geldik akşam Seda'yla dedik herhalde biz bulamayacağız ya yani yok, o gördüğünüz evler yok abi, saklamışlar. Gittiğimiz evlerin hiçbiri zaten düzgün değil böyle tuhaf. Daha sonra bir tanıdıktan bize haber geldi. Şurada kiralık bir ilan var. O apartmandaki dairelerin büyük olduğunu biliyoruz. Bir gidin bakın isterseniz dediler. Biz de gittik baktık. Biz eve girdik böyle kocaman. Gözümüz gönlümüz açıldı. Adana'nın tam merkezinde o zamanlar tabii araba yok. Hani dedik her yeri yürüyerek gidebiliriz. Gitmek bu arada. O sıcakta nereye yürüyerek gideceğim? Evin 3 tane balkonu var. Ve en küçük balkonuna bile gayet masa ve işte çift sandalye falan atabiliyorsun. Onun dışında ev 4 artı 1. Evin toplamı 200 metrekare. Ben de uzun yıllar küçük evlerde yaşamak zorunda kaldığım için artık
Yani ferah bir yer istiyordum. Seda'yla dedik tamam burayı tutalım biz. Okey. Ama şöyle de bir sıkıntı var. Kirası 1.600'dü. Normal şartlarda o bölgede bulunan o kadar büyük bir ev için evin kirasının çok daha yüksek olması lazım. Biz sorduk neden böyle diye. Dediler ki işte ev sahibi evi satmaya çalışmış. Uzun bir süre işte bir türlü istediği fiyatı veren birini bulamamış. Daha sonra bir tane kiracıyla anlaşmış. Kiracı işte bir ay bunları oyalamış parayı. Bugün vereceğim, yarın vereceğim falan diye. Ondan sonra işte bize dediler ki hani ev sahibi artık uğraşmak istemiyor. Bir şekilde kiraya vermek istiyor. O yüzden fiyatını düşürdü. Dedik tamam okey. Yani bizim işimize gelir. Neyse biz eve taşındık. Adres değişikliğini yapmamız lazım. İkametgahı buraya aldıracağız. Yeni ev aldıracağız. Neydi, nüfus müdürlüğüne gittik. İşte elimizde faturalarla falan. Adresimizi değiştiremedik. Çünkü faturaların birinde kapı numarası başka yazıyor. Birinde daire numarası başka yazıyor. Bize dediler ki belediyede yanlışlık var. Yani bu sisteme yanlış işlenmiş bu adres. Belediyeye gidin, oraya evrak verin. Ondan sonra belediyeden teftişe gelecekler eve, işte adresini değiştirecekler. Ondan sonra tekrar buraya geleceğim, ikametgahını alacağım falan filan. Böyle iş uzuyor. Biz de dedik ki abi ev sahibini arayalım, o da eski kiracıları arasın. Bu arada eski kiracılar oradan hala çıktığını bildirmemişler. Ha doğru, evet orayı söylemeyi unuttum. Yani. Evde hala başkalarının oturduğu gözüküyor. Ev sahibi eski kiracıları arasın, onlar da internetten ikametgahlarını, adreslerini oradan kaldırsın. O zaman biz oraya yerleşebiliyoruz. Halloluyor iş yani. İnternet üzerinden. Ev sahibi bize dedi ki ben onları aramak istemiyorum. İlk başta bize doktor falan demişti. Ha evet için. doğru. Bak bir de şey. Yalan söylediler bize. Doktor değil, öğretmen karı koca var demişlerdi. Hatta evde çocuk var demişlerdi. Duvarlar falan. Duvarlarda çocuk karalamaları falan vardı. Hatta şey dediler ondan sonra da. Çok iyi hatırlıyorum. Çok tatlı bir çifti. Ev alıp çıktılar. Onlar ha, ev evet. Almak nasip oldu falan filan dedi. Bize kiralarken böyle kakaladılar. İyi Allah'tan tekrardan yalan söylemedi orada, anlattı yani, neyse. Artık soracaklığa gelince mecbur doğru dedi ki, o evde oturan iki kadın ev arkadaşı varmış, onlar biraz kötü kadınlardı dedi. Dedik nasıl yani? Ya işte bizim apartmanda oturan komşulardan biri onları dışarıda çalışırken görmüş. Bir pavyonda. Hem de öyleydi ya. İlk böyle bir duyulmuş olay, apartmanda dedikodusu dönmüş. Kimse de o adamın o pavyonda ne işi var diye sorgulamıyor ama. Apartmana böyle girip çıkan tuhaf tuhaf tipler falan görülmeye başlamış. Çok geçmeden bir gün apartmanın önünde, ya bana anlatıldığına göre büyük bir tır, ya tır dolusu yatak. Apartmanın önüne bir tane tır yanaşmış. Kamyon içi. Ya ne bileyim, tır dedi bana, o büyük bir kamyondur muhtemelen de tır diye anlattı. Hayır, baştan yalan söylüyorlar, ondan sonra da böyle abartarak mı anlatıyorlar? Nisan kaç tane dedi lan, sayısını da söyledi. 17-18 tane yatak mı indirildi dedi. Olabilir çünkü eve sığabilir zaten ya. Biz sadece... hatta ondan sonra hesapladık. Şu evet, odaya dedi şimdi, 3 tane yatak koysan. Şeylerle, şu perdelerle bölsen oraları. Ses yalıtımı biraz zor olacak ama. Salona zaten 5-6 tane yatak atabiliyorsun. Diğer odalara da 2'şer tane atsan. 6-7... 17. 17'yi nereye koy? Girişe dedik, de mi koyacaklar? Girişe de dedik, ondan sonra ulan bunlar mutfağa da mı koyacaklar diye hesapladık. Balkona ya. Falan da koyacaklardı herhalde. İş böyle ayyuka çıkınca apartmandakiler biraz silah zoruyla... Yatakları indirtmemişler. Ha, yatakları hiç çıkartmamışlar zaten. O iki hanımefendiyi de apartmandan kovmuşlar. Yani sanırım dairenin adı çıktığı için uzun süre kiraya verememişler. O bahtsızlar İstanbul'dan gelen biz olduk. Sazan gibi atladık böyle. Abi. Biz bunu duyduktan sonra kendi yatak odamızda bile yatmak istemedik yani. Evet abi, bir de... Dedik ne cünüptür bu. O yüzden işimiz ben buradan gitmek istiyorum. Rast gitmiyor falan diye böyle. Abi İstanbul'dan geldik, fuhuş operasyonu dönen evi bulduk Adana'da ya. Bir de şey diyoruz Nisan'a, oğlum bunu buranın diyoruz çift banyosun falan olması ne kadar işe yarar. Bak onlar için falan. Onların da işine yaramıştır. Abi ben neyse, iyi ki oradan taşındık. Ben yani o evde bebeğimi doğurmayı falan istemiyordum. Hep böyle içim huzursuz olacak. Gerçi bir şey diyeyim mi? Hı. Bize baştan anlatsalar da ben taşınırdım.
Niye lan, güzel, ben çok sevmiştim o evi. Ben taşınmazdım. Taşınmaz mıydın? Ben taşınmazdım. Pazarlık yapardık. Tabii canım, 15'e bağlardı orayı. Şeye, 1500'e. 100 lira.